Şin abla. Maçı bir Osmanlı yapar. Mağla sigara. Kışı ona hapı. Ziyade. Sivuk kakaş. Bir rüyanın peşinden koşuyoruz Çerkez. Gerçekleşmeyecek bir hayal. Devlet kalkmış ortadaki Kafkasya'nın rüyasını gördüm. Böyle konuşma. Küçük bir çadırdan koca bir cihan devletine de o rüya ulaştırdım. Birlikte yürüyorduk. Taşnak çetelerinin saldırısına uğradık. Biz tümenden koptuk. Kaybolduk. Tümeni bulacaktık. Fıtık'ı da biraz daha yürürsek Herat'ı donduracağız. Çağışa! Yolum oldu! Daha önce buradan geçen askerlere yiyecek içecek verdi. Komutanlarının silah soruyla çıkardı. Sadece hasta olan askerleri burada bıraktılar. Onlar da hepsi tüfüsten öldü. Bunlar nasıl bir hastalık desen kardeş? Öldürür mü? Oğlum, kardeşin Seyhan Hanım'ı gözünün önünden ayırın. Balkan Harbi'nden beri sıcak yatakta uyumadım Sivu. Kızının saçları benimle birlikte gömün diye vasiyet etmiş. Yüzüme hatırlamak istediğiniz gibi son kez bakın. Bu benim son görüşünüz. Nereye gidersiniz? Neden terk edersiniz köylerinizi? Dört bir yana dağılmıştık. Nereye gittiğimizi bilmiyordum. Ben bunlar için savaşırım ha? Siver'in neyi, kimi var savaşmak için? Ben sadece koştum durdum. Kaçmak istedim. 100 bin asker sürüldü Sarıkamış dağlarına. Hem de bu soğukta ve bu karda. Hedefiniz içinizdeki sesin size dur dediği yerdir. 100 bin asker, 100 bin ana kuzusu, 100 bin can ve vicdanlar karar verdi buna. Kafkas silleri bizi bekliyor. Yakup. 2 yıldır Yakup'um şu geceye dönüp gelmesini bekliyorum. Tasalama baba. Oğlun elbet gelir. Sahi gelir mi? Bitti anlıyor musun? Sarıkamış yolculuğu bitti. İnsan bir şeye yürekten inanıyorsa ve kendine söz vermişse şartlar ne olursa olsun umudunu kaybetmez.